Popstar'a tekrar hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Çok sevdiğimiz yarışmacı Adnan'a veda ettik ama programın ilerleyen dakikalarında bir kez daha kendisiyle beraber olacağız. Şimdi artık yarışmacılarımız sevdikleri sanatçılarla düet yapacaklar. Bakalım ilk olarak kim geliyor? Söz Ayşe Egesoy'da. Osman Tan ilk olarak 114 Aygün geliyor. Nihavent bir eserle Elton Hüseyin Eliyev'le düet yapacak. Sözler Medine Gülgün, beste Alekber Tagiyev. Sen gelmez oldun. Son Hüseyin Eliyev'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlıkta Azerbaycan'dan geldiniz, bizi kırmadınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim size davetiniz için. Ve bütün değerli Münsüler heyetini selamlıyorum. Bütün Azerbaycan halkından size salam getirmişim. Bizden hamınıza de selam götürün. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ve küçücük bir hediyem var. İsterdim onu təqdim edeyim bizim Münsüler heyetine. Eğer kabul etseler. Bizde Azerbaycan'da Novruz Bayramı yaşandı bu yakınlarda ve değerli Münsüler heyeti için ben Azerbaycan'dan bir böyle xonça getirmişim, Azeri şirinisi getirmişim. Onu getirsinler, ben de bir balaca şarkıyla öz hediyemi çatdırmak istedim. Bu şarkı bizde popüler bir şarkıdır. Şarkıyı ileride, biraz daha ilerleyen dakikalarda almaya çalışacağız. Tamam. Olur mu? Peki. O isterseniz hediyenizi şimdi getirebilirler. Size çok teşekkür ediyoruz. Siz o hediyeyi takdim edeceksiniz jüri üyelerine. Aygün seni alayım. Geliyor mu hediye arkadan? Kimseye söylediniz mi içeride bu hediyeyi? Evet söyledim. Tamam, tamam, geliyordur herhalde. Tamam. Bu her bir Azerbaycanlının evinde var. Yani Azerbaycan şirnesi tatlısı derler. Yani bizim tatlılar. Böyle dese Arman Bey tatlı var orada. Çok güzel. Evet. Bir alkış istiyorum Müslüler Hayatlar. Sağ olun. Elton Hüseyin Eliyev'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Birazdan yeniden beraber olacağız. Evet, söz jüri üyelerimizde. 10 geldi Ebru Gündeş'ten. Tabii ki 10. 10 Orhan Gencebay'dan ilk önce. Yine bugün her zamanki gibi çok güzelsin yavrum. 10. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Bakalım Bülent Hanım ne diyecek? Ben hep esmerliği severim. Kendim de... Benim gibi mi? Sen evet, tenini ha? Çok beğenirim. Beğenirim. Çok. Efendim, esmer ten sevdiğim için yazın hep teknede falan güneşle Allah'la baş başa böyle cayır cayır yakarım kendimi. Fakat bu kızı gördüm, beyazlık ne kadar güzelmiş. Yani... arabam şeydeydi ten, evet beyaz ten tamirdeydi, bir taksiye bindim,
ve sizi sordular, taksi şoförü. Efendim, sizin Pamuk Hanım ne yapıyor dediler. Ben de anlayamadım. O arada telefonla konuşuyordum. Anlayamadım, çıkaramadım. Dur çocuğum dedim, falan. Neyse bitirdim. Karşıya geçinceye kadar o tekrar Pamuk Hanım. Kimdir evladım Pamuk Hanım? Siz dedi dediniz ya Adana pamuğu diye. Ha, Azeri Hanım dedim. Evet. Ve onlar da aynı şekilde hakikaten çok güzel teni var değil mi? Dedim hiç dokunmadım ama karşıdan görüntüsü fevkaladenin fevkinde. Pırıl pırıl değil mi? Yani vallahi. Hocam pırıl, teşekkür ederim. Sağ olun vallahi. Çok sağ olun. Ve sayın patron şimdi kıvranıyor. Numaranı da ver. Yok yok yok. Demek istiyor rahat bana. Rahat edin lütfen. Efendim 10 veriyor. Çok sağ olun. 10 geldi Bülent Ersoy'dan. Şeyi soracaktım Bülent Hanım. Söylemesini nasıl buldunuz? 10 diyerek zaten onu da cevap vermiş oldunuz. Düet de çok güzeldi. Çok sağ olun. Çok ağızlar birbirini tuttu. O içeriden alışverişler taksim eder gibi. Efendim enstrümanistler de öyle. 2-3 kişi taksim ederken birbirlerinin içinden alırlar. Asma kararı falan yaptığı yerden mesela alır. Böyle iç içe geçer. Fevkalade hiç kopukluk olmaz. Çok çok yakıştırarak hiç kopukluk olmadan fevkaladenin fevkinde bir düet yaptınız. Tebrik ve takdirlerimi ifade ediyorum efendim. Ayrıca Hüseyin de değil mi kardeşimizin? Elton. Adı. Elton. Çok Hüseyin güzel. Eliye. Çok güzel sesi var. Çok iyi bir yorumcu. Ayrıca çok da uyumluydunuz. Tebrik ediyorum. Zaten ben söylemiştim. Azerbaycan dünya çapında sanatçıların yetiştiği bizim ülkelerimizden birisi. Dünya çapında sanatçılar var. Ve sanata son derece çok yetenekli insanlar var. Ve biliyoruz onları zaten. Onun için tebrik ediyorum. Hüseyin de harikaydı. Tabii yavrum da harikaydı her zamanki hocam, gibi. Teşekkür ederim. Sağ olun Orhan Bey. Armağan'cığım. Çok artistikti bir kere. O bakışlar falan böyle. Sen gelmez oldun dedim ya, yani sen gelmez oldun. Ama yani böyle. Ama sen gelmez oldun da tam iyi ki açtınız o mevzuyu. Hani onu mu çekti canınız yani sen gelmez oldun gibi o bakışı mi? Bir gösterebilir miyiz? Ama size? Yoksa şöyle mi olmalıydı? Gösterebilir yok hocam bir şey söyleyeyim. Çok güzel bakıyordu bence. Evet evet gibi güzel. Mi? Mi? Çok yani, güzeldi. Yani o yangı verdim orada hocam. Yani ki sen ışınlar yuva kurdu yangı. Ama sen gelmedin yani. Sen gelmez gelmedin oldun. Gelmedin ama orada bir kızgın sen? Bir ifade. Yüzünü gelmediği için kızıyor. Çok kızdım hocam tabii. Gösterebiliyor muyuz onu? Evet kızdım ona yani sen bir bakalım çok ilginç ama insan sevdiğine o kadar kızar mı çocuğum? Yok hocam onda. Yani yine de şöyle yapamaz mıydın? Ama hocam sevmemişim vallahi o yüzden bilmiyorum. Ama gelmeyince de o kadar kızar ama yani. Işte. Ama yani. Kuşlar bile yuva kurmuş sen hala gelmedin. İşte en sonda gelmiş işte daha ne yapsın? Sonda gelsin. Hazırmış bir bakalım isterseniz. Hadi bakalım. Bakalım ifadesi bakalım. Nasılmış? İlginç de hakikaten. Bu yeni bir kavganın başlangıcı evet. Olabilir. Ya da yine dün gece yani de gelmedin. Yani hesap sorarak yine gelmedin. Sen hangi cehennemin dibindeydin uğursuz herif seni diye. Yani artık gelmiş. Kapamasını bil. Yani derim, siz öyle mi yapıyorsunuz? Ben hep. Ben hiç hayatımda kavga etmedim. Hiç? Hiç. Dırdır da etmezsin. Bakın mahkeme var. Mahkemede şahit istiyorlar. Hangi şahit benim neyimi biliyor ki? Hiç kimse bilmiyor. Kimse bir şeyimi bilmiyor.
Yok yok, şeyi soruyorum. Hiç mesela sevgilinize yani benim kızmaz hiç kavgam, mısınız? Kızarım tabii ki. Kızarım ama odama çekildiğim vakit başıma yastığıma koyarım ve o arada paylaşırım. İnsanca. Ben insanım. Karşımdaki de insan. O da aynı tarzdır. Yani usul usul. Ha, neticesi bunun anlaşmamazlığa dönüşebilir. Ama o zaman yani anlaşılamayabilir. Fakat illaki kavga, gürültü, yani böyle küfür, kafire gerek yok. Hiç gerek yok. Kavga da aşkın bir çeşnisi bence. Ama İşte ben o tarzı sevmiyorum. Vallahi şimdi hiç sevmiyorum. Çeşit çeşit ama peki. Ben de söyleyeyim. Buyurun. Dayanamadım. Ben de kırıldığım zaman bir şey demem. Çeker giderim. Dinlenmek için oradan ayrılırım. Veyahut da bir beste yaparım. Mesela harcadım ömrümü hep senin için. Sevilmek bir hayal, sevmemek ziyan. Ettiğim duadan ümide kadar. Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan. Yani neticede yaşamak çok güzel, seninle ziyan. Bir şey demem de bunları bestemde anlatırım. Eğer çok kızdıysam. Ama aslında pek kızmam. İşte arada bir böyle şeyler oluyor demek istiyorum. Şimdi ben... İyi şarkı söyledin, çok artistiksin filan filan. Kaç haftadır Azeri şarkı söylüyorsun? Kaç haftadır? Yani saymadım. Şimdi şunu soruyorum. Sonuç olarak evet Azerbaycan'da Türk kökenli bir ülke olabilir filan filan. Bütün bunları geçiyorum ama bence artık senin her hafta başınlar sıkıştığında sürekli Azeri şarkı söylemen... sürekli Azeri kökenli ya da hep bildiğin şeyleri söylemeni... Bu şarkıyı siz ayrıca sözünüzü kestim, bağışlayın, bir kere daha evet. Okumuştunuz. Yani bunu... Yok hocam, okumamıştım. Bunu doğru bulmuyorum. Hayır. Sen öbür kız mı okudu? Bir kız okudu. Bu şarkı bu sezon yani bu... Başkası yok. Okudu. Bir... Hayır, bir Azeri hocam. Kız daha vardı, o okudu. Yok, o da okumadı. Elendi o. Hayır, bu şey okundu yani Azeri. Yani Aygün okumadı, onu eser. Biliyoruz. Şu anda... Gökhan Bey mi okudu, bilmiyorum. Olabilir. Yani... Ne olursa olsun bu yarışma Türkiye'de yapılıyor ve işte öyle ya da böyle Türkiye popstar ve her seferinde senin çıkıp Azeri şarkı söylemeni ben artık doğru bulmuyorum açıkçası. Bulmuyorum. Çünkü yani tamam tabii ki kendin için kolay olanı yapacaksın tamam ama şimdi... Ben her hafta gelip Azeri Star yarışmasında Türkçe şarkı söylesem bir yere kadar değil mi? Yok, bir şey söyleyeceğim. Ha, siz geçen söyle. Hafta bizim... Sezen Aksu okumadınız mı? Evet, okudum geçen hocam. Hafta okudum. Türk Sanat Müziği yani, de okudu. Evet, Türk Sanat Müziği de okudum. Arman Bey, bir şey var. Ben razı değilim o sizin o fikrinizle. Bizim de Azerbaycan'da yarışmalar geçirilir. Yani Azeri Star, Pop Star gibi. Bir söz diyeyim, 3 mahnıdan bizde bütün iştirakçılar orada. İkisini olabilir Türk mahnısı okuyurlar. Birini Azerbaycan okuyurlar. Bir düşünün. 3 mahnıdan ikisini Türk, biri Azerbaycan. Ben size bunu kasetlerde de gösterebilirim. Hayır, ben anlamadım ne dediğini. Yok. Ne yani, dediğini tamam, anlamadım. 3 şarkıdan 2 tanesini mahnı şarkı demek onlar da. 3 tane şarkıdan 2 tanesini Türkçe söyleyebiliyorlar. Bir tanesini Azerice söyleyebiliyorlar. Onda bizim de jüriler var onların orada. Onlar da mesela söyleyebilirler bir dakika. Ki. Azeri televizyonunda evet. Olan bir şeyi beni niye bağlıyor? Bana ne? Siz şimdi ben burada 3 şarkı şimdi burada gördüğümü yok söylüyorum. Hocam, bana ne? Mesela dedim yani. Yok ama. Erman Bey onu demek istemiyorum. Yani demek istiyorum ki hiçbir fark mesela etmez ben bir düşünüyorum. Yani bizim Azerbaycan'dan fark etmez. Türk mahnısı okuyayım veya Azerbaycan okuyayım. Üreyleri isteyen insan bana ses yani gönderecek. Yani orada fark etmiyor diyor. Yani burada da öyledir. Fark istiyorsunuz gelen hafta inşallah 3 mahnı olacak. Yani ama bir şey söyleyeceğim. Üçünü de Türk okuyorum. Benim için hiçbir fark yoktu. Sen Türk sanat müziği söyledin. Sen telafiyi söyledin. Sen kaç tane Türk bizim şarkılardan çok okudum. Ben zaten 4 hafta hiç Azeri şarkısı okumadım. Biliyorum. 4 hafta dalbadal Türk mahnısı okudum yani ben. Ne dalbadal mı? Yani ardı ne bileyim neyse. Ard arda. Güldünüz de hayat ki onu istirdim. Ard arda. Ard arda okudum yani. Fergen'in ikinci mahnı mı Allah koysa yine Türk mahnısı olacak. Bundan ikinci okuyacağım mahnı.
Ama ki, bundan sonra Azeri okuma olur mu artık? Yeter. Aa, hayır, hayır, hayır. Bir dakika söyleyebilir miyim? Bizimkiler şey olur. Arman Bey ama yüreğiniz öyle demiyor ya. Yani böyle diyorsunuz Azeri okuma ama... Okuma diyorum ne? Hayır, seyrediyorlar bence insanlar. Okumalı. Derler ki niye okumasın? Peki, bakalım diğer jüri üyeleri ne düşünüyor? Orhan Bey bir şey söyleyecek bu konuda. Şunları söylemek istiyorum. Evet. Okumalı çünkü zaten Türk müziğinin kökeninde Türk diyarlarının, Türk ülkelerinin değerleri var. Yani şu anda bizim Türk sanat musikisinin teorisyenlerinin birçoğu zaten o yörenin insanları. Farabi, İbn-i Sina vesaire gibi. Yani Michel Meşakka, Safiyettin, Marakalı Abdülkadir. Neticede bu yörenin insanları. Sadece ismi Azerbaycan ama onlar Türk. Sadece ismi Özbek, Kazak, Kırgız. Ama değerler, kültür değerleri aynı. Dolayısıyla... Lehçe farkımız var. Bunu biliyoruz. Lehçe farkımız var. 41 tane Türk lehçesi var. Bunun iki tanesi Türkiye'de. Biri şu anda konuştuğumuz Türkçe, şiveyi demiyorum, lehçe diyorum. Diğeri Osmanlıca. Diğer 39 tanesi Türkiye'nin dışında olan Türk ülkelerinde. Neticede bizim değerlerimiz her tarafta söyleniliyor, çalınıyor, biliniyor. Evet. Tabii ki Azerbaycan'daki lehçe tabii ki en çok kullanılan olacak. Dolayısıyla şu anda biz birçok halk müziği ezgimiz veya sanat müziği ezgimizin kökenine baktığımızda onun yine Azeri veyahut da Özbek veyahut da Afgan vesaire Kırgız kökenli olduklarını görürüz. Halk musikisinde bunu çok fazlasıyla görürüz. Teorisyenlerimizin de demin ne olduğunu söyledi. Mesela bağlamamız, bağlamanın kökeni kopuzdur. Kopuz bütün Türk diyarının enstrümanı. Horasan tamburasının devamıdır vesaire. Evet. Yani neticede şimdi evet, söylemek istediğim şu. Yani evet hocam buyurun. Bilgiye karşı saygılı olmayı rica ediyorum. Bu bilgidir ama bu bilgileri bilmediğimiz için kendi kimliğimizi yeterince tanımadığımız için yanlışlar da yapabiliriz. Söylemek istediğim şu. Azeri olsun, Türk olsun. Madem ki Azerbaycan'dan geldi evet. kızımız. O zaman tabii ki o zaman Azerbaycan'a Azerbaycan'dan dönelim. Okuyacak. Döndü, Azerbaycan'da da kurtulalım. Aynen Türkçe'de okunmakta olduğu gibi. Bunlar normaldi. Gayet güzeldi. Teşekkürler Orhan. Ben böyle değerlendiriyorum. Teşekkürler Orhan Bey. Hemen geleceğim. Bir de ister şey Azeri okusun, ister Türkçe okusun. Detone detonedir, sürtone evet. sürtonedir. Ya yani hata hatadır. İkisine tabii. de değişmez. Biz onu bu şarkıda da eğer detone olsaydı puanını kıracaktık. Eğer sürtone olsaydı puanını kıracaktık. Yanlış mı? Teknik sözü olarak, müzik tekniği olarak. Puanını evet. kıracaktık. Yani bizim için değişen hiçbir şey yok ki. Ebru Hanım'ın söylediği müzik tekniği. Müzik evrenseldir çünkü. Değil evet. mi efendim? Teknik evrensel. Olarak evrenseldir. Tabii. Şimdi ha. o zaman ben burada başka bir tartışma açabilirim. Ha. Şimdi, açalım. Aç. Şimdi bir aç, ulusu... Aç bir saat daha konuşsun. Tamam. O, ama o yok, kadar... Sen de al onu tut böyle al koy. O kadar... Hayır bir dakika. Burası yalnız eğlence alanı da değil. Bir... O kadar geriye gideceksek o zaman... Şu haber... Hani o zaman anayasa hukuku bilgimle şunu söylerim. Bir ulusu yap, bir ulusu ya da bir ülkeyi toprağı ulus yapan ortak bir dil, ortak bir kültür filan diye bu böyle gider. Şimdi tamam. ben anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Hani çok iyi benim kopuza efendim Azerilerin Türk kökenli olmasına ya da Abdülgarip midir bilmiyorum kim. Abdülkadir Meraki. Abdülkadir Meraki bunlara bir itirazım yok. Ama şöyle bir şeyden söz ediyorum. 13. asır. Eğer tırnak içinde ulusal, tırnak içinde ulusal bir yarışma yapıyorsak eğer, adı üstünde ulusal. O zaman şöyle bir şey yapabilir miydik? Ben ilk yarışmada Elena vardı hatırlıyorsam. Şimdi Elena Rus'tu. Çıkıp her hafta orada Rusça ve İngilizce şarkı söyleseydi, ulusal olan tırnak içinde bir yarışmada buna itiraz eder miydik? Ben ediyordum. Hayır, ona benim edebiliriz. İtiraz... Rusça ile Azeri dili farklı birbirinde. Nesi yani, farklı? Tabii ben anlıyorum. Ama Türk'ün... Bir dakika. Kültür farkı. Ben dediğini anlıyorum ama. Bir dakika. Yani ama Rusça'yı ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Ben ayrıca da şunu söylemiyorum. Ya niye yanlış anlıyorsunuz? Ya niye saptırıyorsunuz? O zaman cevap deli oluyorum ben. Hakikaten cevap saptırıyorsunuz. Hayır, bir dakika. Cevap ama bu deli. Türk. Cevap o Rus. Aa! Belli. Ya şimdi milliyet bakın, bir şey söylemiyorum. Yalnız, ya hakikaten hayır, saptırıyorsunuz. Sakin sakin konuşuyoruz. Bilgileşiyoruz. Şimdi bakın. Rus veya Türk diye önce insan milliyetle ilgili hayır insan ayrımı yapmak yok önce. O milliyetle ayrı. İlgili bir şey söylemiyorum. Ama şimdi nereye geleceğiz? Ulusaldan bahsettik. Şu anda Türk'ü ne demek? Allah'ım ben çok ulusal dedim. Ergenekon'dan götürmezler beni. Hayır.
Yok bakın, bazı değerleri şöyle bilirim. Önce insanız. Yaradan'ın yarattığı bir insanız. Ben nasıl gittim? Vallahi Orhan ben, abi. Cevap verebilir miyim? Çok peki. Ulusal dedim, dil mil dedim. Ergenekon'dan götürmezler. Tamam, oralara hiç girmeyelim. Oralara yok, hiç girmeyelim. Şimdi sadece bir benim sana için Ergenekon, evet. Türk, bizim atalarımızın destanıdır. Şimdi, ulusal dediğimiz zaman yanlış anlaşılmamalı bazı değerler. Mesela türkü denildiği zaman ne anlaşılıyor? Türkü denildiği zaman bütün türküler Türk dünyasında söylenen ezgilerdir. Halkın oluşturduğu ezgilerdir. Bu anlaşılıyor. Yani Türkiye ait olan, Türk değerleri olan anlamına geliyor. Sonra mesela şunu da unutmayınız ki Türk yalnız bir ırk değildir tarihte. Bir kültürdür. Türklük bir kültürdür. Irkçılık değildir. Kesinlikle Büyük Atatürk'ün söylemek istediği Türklük kavramında kesinlikle bu kültür söz edilmektedir. Irkçılık değil. Bir kültür vardır, bir bilgi vardır. Bu bilgiyi benimseyen herkes Türktür. Aslında belki DNA'sı farklı olabilir. Yani aynı ırktan olmayabilir ama ben Türk'üm diyebilir. Çünkü o felsefeyi benimsemiştir. Mesela Macarlar bir zaman Türktüler fakat şu anda değiştirdiler mesela. Yalnız Macarlar değil, Romenlerin içinde de var. Mesela dünyanın her tarafında var. Biz ama buna takılmıyoruz. Ama o zaman savaş için. Ama önce insanız. İnsan değerleri bizim için önemli. Ondan sonra insanlar kendi vatanlarında kendi ulus oluşturmuşlar ve kendi birliklerinde çeşitli yapılar oluşturmuşlar. Bunlar evrenselliğin zenginliğidir. Türk denildiği zaman bu kültür akla gelmeli aslında. Atatürk'ümüzün bahsetmek istediği kültür, Türklük de aslında bu çerçevede olan bir kavramdır. Peki, ama yanlış abi. Değerlendiriliyor. Arman bir şey söyleyecek misin? Yani hiçbir şey söylemesin. Allah bildiği gibi yapsın bunu. Senin yüzünden bu böyle. Ne var canım? İki bilgimiz arttı işte. Şimdi bir tane yarışmacı çıkıp burada her hafta türkü söylese itiraz eder miyiz, etmez miyiz? Ayrı canım. O ama ayrı. Bu niye ayrı değil? Ama geçen anlamadım hafta ben. Allah Allah o ayrı, bu niye ayrı? Hayır. Yani geçen hafta Sezen Hanım'ın eserini... Ya ben her hafta demiyorum. Okudum. Çoğunlukla çok diyorum. Yüzdeye vuruyorum. Bir tane yarışmacı buraya çıkıp 3 hafta üst üste türkü söylese hemen itiraz ediyoruz. Sen 3 haftadır türkü söylüyorsun. Ben de bunu söylüyorum. Bir şey demiyorum. Ama her şeyi okuyor. Bir tane şarkı Azeri okumuyor. Her şeyi okuyor Aygün. 2 tane şarkı olduğu zaman okuyorum Azerbaycan parçası Armağan Bey. Ve okuyacağım bundan da sonra. İyi ben de tabii diyorum ki... Ben de diyorum ki... Artık değiştir bunu. Bu peki, kadar. Aygün her şeyi şöyle, okuyor ama. Şöyle yapalım her mı? Her şeyi okuyor Aygün Orhan Arman Bey. Bey. Şimdi Armağan Çağlayan diyor ki bir daha Azerice okumasın diyor. Diğer jüri üyelerimiz ne diyorlar? Bir bakalım. Hayır. Ben diyorum ki hem bizden derken bütünümüzden her şeyi okuyabilmeli. Türkiye'deki yapılardan daha fazla okuyabilir ama kesinlikle de Azeri okur. 3 tane okuyorsa bir tanesi Azeri olabilir. Niye olmasın? Teşekkür geçen hafta hocam. Sezen Aksu'yu okudu. Sezen Aksu'dan bir eser çok da güzel okudu. Ayrıca Türk Sanat Müziği okudu. Yine bizim Türkiye Türklerimizden okuyor. Hocam. Tabii okuyor. Ben Sayın Çağlayan'la hiç konuşmadım. Ki yan yana olduğumuz halde bunu ona sormadım ama benim tahminim efendim beni şimdi kendisi de aydınlatsın. Bunu söylemesinin nedeni olarak şunu görüyorum. Sizin ağzınıza yakın geliyor. Kolay yolu seçiyorsunuz. Onun için bunda manevralarınız, şarkının üzerinde oynayışınız çok daha fazla efendim kuvvet arz edecek, daha rahat olacaksınız, kolay yolu seçmeyiniz, yani bu tarafa da biraz geliniz ve biraz elinizi taşın altına koyup o taşı kaldırmak için de yorulunuz mu demek istediniz? Ama yapıyor onu. Şimdi yaptı özür da. Dilerim. Geçen şöyle bir şey daha mesela söyleyebilir işte miyim? Mesela işte Sezen Aksu. Evet. Cevap alamadım. Aynen böyle söylüyorum ama tartışmayı ben açıyorum, siz ama tartışıyorsunuz. Ama zaman çok mesela. Hayır. Doğru söylüyorsunuz hocam. Sizin sözünüzde hakikaten doğruluk var. Mesela diyorsunuz ki zaman çok az. 2-3 gün ve 2 şart.
şarkı okuyoruz yani biz burada. İlk haftaya 3 olacak. Yani tabii ki birini kolay benim bildiğim şarkı olsun. Biri sanat müziği çok zor yani biliyorsunuz işte bunu. Zor seninle beraber herkes okuyor canım. Tabii sadece ben sana de okuyorum. Zor. Hayır ben Allah de okuyorum. Allah. Ben demek istiyorum. Yani bir şey diyeceğim. İkisini de mi sanat müziği mi okuyacağım yani ben bunu bilmek istiyorum sizden yani. Öyle bir şey demiyorum ben. Siz diyorsunuz ki Azeri parça okuma neden okumuyum? Onu çünkü anlamadım ben. Çünkü işin kolayına kaçıyorsun diyorum. Kolayına niye kaçıyorum ki? Yok Armağan'cığım. 2-3'er şarkı okuyorum ikisini Türk okuyorum. Mesela birini Türk okuyorum biri Azeri okuyorum. Mesela onun için eğer bir tane şarkı okusaydım tabii ki ben Osman Tanbey'e söylüyorum. İzin alıyorum yani Osman Tanbey olur mu bu hafta 2'şer şarkıdan birini Azerice okuyayım. O da diyor ki mesela Aygün yüreğin istiyorsa mesela oku. Ama olmazsa izin olmazsa bana okuman yani ben kendi başıma yapmıyorum bunu. İzin veremezlerse bana yapmarım ve onlar da tabii ki size söylüyorlar. Selçuk hocamıza söylüyorlar. Ve böyle yani. İki şarkı olduğu için mesela birini Azeri okuyorum. Üç olduğu zaman da mesela belki o... Osman tam bize söylemiyor. Kime söylüyorsa bilemeyiz. Yavrum şunu da söyleyeyim ilave kimden edebilir miyim? Kimden izin alınıyor acaba? Şunu ilave edebilir miyim? Ben şuradan madem ki Aygün Azerbaycan'dan geldi ve biz de Azerbaycanlı sanatçı yavrumuza burada bulunması için istedik. Madem ki öyle dolayısıyla Azerbaycan kültüründen de bize bir şey sunması kadar doğal bir şey olamaz. Yani hem bizden üç tane mi okusun? İki tane bizdense bir tane oradan olabilir. Gayet normal. Madem ki oradan geldi. Bunu çok böyle yapmak hocam. Doğaldır. Teşekkür ederim. Peki. Sen biraz sinirlisin galiba. Yo özür dilerim hocam. Tabii ki sinirli olma hakkım yok. Çünkü sizin huzurunuzda. Sadece o söze biraz sinirli oldum. Mesela niye okuma. Canım, istediğin kadar sinirlenebilirsin. Biz nasıl sana fikirlerimizi söylüyorsak sen de kendi fikirlerini bize söyleyeceksin tabii ben ki. Ben karşımda büyü olduğu zaman hiçbir zaman sinirlenmem. Hayır bak eşit yerde duruyoruz gördüğün gibi. Eşit yerde duruyoruz ama yaşça büyüksünüz hepiniz benden. Olsun yaşça büyük olmak tartışmamak anlamına gelmez. Sen beni de şimdi gelmez. Karıştırdın. Aa saygısız. En küçükleri benim ayol. Kör müsün kızım sen bir gözlük tak. Aa, beni Orhan'la karıştırdı. Hayır ben şimdi 37 olduğum canım? İçin tabii ki 21 yaşında. Tabii ki ben o ondan, tabii kaçsın büyüğüm. Sen? 37. 37. Yani ondan büyüğüm 21. Tabii normal. Bu durumda aynen. Ben henüz doğmadım ana rahmindeyim. Sen çok konuşma. Sen 40. Sen peki. 50. Ebru Hanım bir şey ekleyecek galiba. Ben 50. 50. 50. Evet. Zaten giydiğin kıyafet de maşallah. Yani 30, prenses. 33 desem. Dayağı olmaz. Yedim o yüzden 50. Annemin ne hangi 33? 50. Sen kendine gel annenin yanında senin saçını başını indirme. 50'yim ben canım 50. 50. 50. Siz bir şey ekleyecektiniz. Ha, niye evet. Biz konuşurken orası ekliyormuş? Hayır, en son bu konuyla hayır, ilgili daha şey. Ben konuşuyorum. Evet. Ben puan vermedim. Alacağım puanı. Benim naçizane görüşümü. Buradaki çocuklar profesyonel değiller. Profesyoneller yarışıyor olsa... Şarkılarına karışmak bence haklıyız ama eğer Türk müziği söyleyemiyorsa, Türk sanat müziği söyleyemiyorsa bence üzerine gidilmemeli. Bunların hepsi benim kendi fikrim, naçizane. Neyde kendini daha iyi gösterip ifade edebilecek... Yani hiç mi okumayacak demek istiyorsunuz? Hayır. Ha, orada okuyacak yokuz. Tabii canım bir tane okuyacak yani ama Allah'ın emri değil her dakika okuyacağım. Okuması. Eğer kendisini diğerlerine çok daha rahat ifade ediyorsa bence mahsuru yoktur diyorum. Bu benim naçizane bir denge ölçüsüne gittiği sürece. Yani evet, evet. Ama zaten bu kız baştan bu yana dengeli gidiyor. Yani şu ana kadar toplasanız ya 4 tane söyledi ya 5 tane bilmiyorum. Geri kalan Türkçe bir sürü şarkı söylediğini ben hatırlıyorum. Söyledim. Evet. Peki. Armağan'cığım. Puan. Puanını 9. Alayım. 9'da Armağan Çağlayan'dan geldi. Şimdi çok kısaca bu konuyla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Armağan'ın kaygılarını kesinlikle anlıyorum. Başka kaygıların da var senin oylamayla ilgili. Onları da çok iyi biliyorum. Ama bir... Alt bilgi vereyim size. Esasında Türkçe bir şarkı söyleyecekti. Çok sevdiği Türk bir sanatçıyla beraber. Fakat o gelemediği için son dakikada Azerbaycan'dan birisini davet ettik. O da Azerbaycan'da çok sevdiği birisiymiş. Esasında Türkçe bir eser okuyacaktı. Ama zannediyorum güzel bir sonuca ulaşmış olduk. Efendim? O da Türkçe de o Azeri biri Türkçe. Evet Azeri Türkçesi. Türkiye Türkçesiyle fark edebiliyor. Sevim. 39 puan aldı Aygün toplam. Gayet yüksek bir puan. Teşekkür ederim. Aday romanın numaranı söylemek ister misin? Tabii Osman Tan Bey. Burada benim Azerbaycan'dan ve Türkiye'den hatta İran'dan bile benim için İran Azerbaycanlıları da buraya gelmişler. Beni desteklemeye gelmişler. Hoş Azerbaycan, geldiniz. Burada yaşayan Azerbaycanlılar gelmişler. Ben onlara çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim geldiğinize göre. Ve Iğdır'a, Kars'a, bütün Tebriz'e, Azerbaycan'a, Bakı'ya, bütün Türkiye'ye. Ben Türkiye'ni çok seviyorum. İstanbul'u çok seviyorum. Ben kendimi, özümü Türk-Azer'e hiçbir fark görmüyorum. Musikimizde de öyle. Musikimizde de hiçbir fark görmüyorum. Ve düşünürüm ki Türkiye'den de bana çok sesler gelir. Ben teşekkür ederim. Türkiye'ye teşekkür ederim. Azerbaycan'a teşekkür ederim. Bir daha aday numaramı hatırlatacağım. 114 benim aday numaram. 30.04'de Türkiye'den yazıp gönderirsiniz. Azerbaycan'dan 90-65'e. Çok sağ olun. İndiye kadar beni desteklediniz ve bugünden de sonra desteği gözlüyorum sizden. Teşekkür ederim. Çok peki, sağ olun. Peki Aygün, sana bir şey soracağım. Az sonra Aygün yeniden gelecek ikinci şarkısıyla. Bu sefer tek başına söyleyecek. Hangi eseri seslendireceksin? Onu da şimdiden duyalım. İkinci seslendireceğim eser Serdar Ortaç'dan Bilsem Ki. Çok sevdiğim bir eser. Onu okuyacağım. Programın ilerleyen için dakikalarında. Sevgili izleyiciler, az sonra İhsan gelecek. Faruk Tınaz'la düet yapacaklar. Sakın kaçırmayın. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.